Hayatta hava ve su kadar önemli bir ihtiyaç daha vardır. İnsan hayatını sürdürebilmek için paraya da ihtiyaç duyar. Yani hayatın temel kaynaklarından biri de paradır. Ekonomik hayatta paranın yönetimi muhasebe ile gerçekleştirilir. Ekonomik hayatın önemli bir parçası da işletmelerdir. İşletmeler insanların ihtiyaçlarını karşılarken para kazanmayı arzulayan kurumlardır yani ihtiyaçlar doğrultusunda mal ya da hizmet üretip satar, bu alım-satım faaliyeti sonucunda da kar elde ederler. İşletmelerin varlıklarını sürdürmek ve rakipleri karşısında ayakta kalabilmek için parayı yönetebilmesi gerekir. Para hareketlerinin kaydedilmesi, izlenmesi ve analiz edilmesi muhasebe mesleğinin doğmasına neden olmuştur. Muhasebe, işletmelerin faaliyetlerini sistemli bir şekilde kaydederek, sınıflandıran, özetleyerek, analiz ve yoruma hazır hale getiren bir sistemdir. Bu program, muhasebe, muhasebe türleri, varlık, yabancı kaynak, öz kaynak, borç, kar ve zarar anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra muhasebe nedir? Muhasebe nasıl bir tarihsel süreç geçirmiştir? Muhasebe bir bilgi sistemi olarak nasıl kullanılır sorularına yanıt bulabileceksiniz. İşletmelerin temel amacı kar elde etmek ve yaşamlarını sürdürmektir. Bu işletmeler üretim ya da hizmet işletmeleri olabilir. İşletmelerde mal ya da hizmetin alınıp satılması mal ve nakit döngüsü oluşturur. Gelin bu durumu mal alıp satan basit işletmeler üzerinden görelim. Bu tür işletmelerde mal hareketleri işletme, satıcılar ve müşteriler arasında ticari bir faaliyet oluşturur. İşletmeler ticari faaliyetlerini satıcılar ve müşterilerle gerçekleştirir. Yani satıcılardan mal satın alır. Bunun karşılığında para veya borç ile ödeme yapar. Satın alınan mallar müşterilere satılır ve karşılığında tahsilat gerçekleştirilir. Tahsilat parayla ya da alacaklanma yoluyla olur. Bir işletme faaliyete başlayabilmek için gereken kaynağını işletme sahiplerinden veya ortaklarından temin eder. İşletmenin ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere sağladığı bu kaynağa öz kaynak adı verilir. Öz kaynaklar işletmenin işletme sahipleri veya ortaklarına olan borcudur. Üçüncü kişiler ve kurumlardan borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklar ise yabancı kaynaklardır. Öz kaynakları ile yabancı kaynakların toplamı işletmenin kaynaklarını oluşturur. İşletmelerin kaynaklarını kullanarak satın aldığı ekonomik değerlere varlık adı verilir. Bir dönem içinde paraya dönüşen varlıklara kasa veya bankadaki para, alacaklar ve ticari mallar örnek verilebilir. İşletme faaliyetinde kullanılacak varlıklara ise bina, makine, demirbaş, patent ve haklar örnek verilebilir. İşletmelerin Kullanmak veya satmak amacıyla yaptığı alım ve hizmetlerin ödemelerine TDI denir. TDI, ticari mal, bina, makine, demirbaş gibi alımlar ve ücret, vergi, elektrik, doğalgaz veya borç gibi hizmetler için yapılan ödemelerdir. Bu alımların ve ödemelerin gerçekleştirilmesinde kaynaklar kullanılır. Ticaret işletmeleri, mal ya da hizmet satışı sonrasında belli bir gelir elde eder. Tahsilat ise Para veya para benzeri değerlerle ya da alacaklı kalınarak yapılır. İşletmelerin ticari mal satışı ve diğer faaliyetlerinden elde ettiği hasılata gelir denir. Bu geliri elde etmek için gerçekleştirilen varlık tükenmelerine ise gider adı verilir. Ayrıca bir faaliyet döneminde elde edilen gelir aynı dönemin giderinden daha fazla ise işletme kâr etmiştir. Tam tersi durumda yani işletmenin giderleri Gelirlerinden fazla ise işletme zarar etmiştir. Önce işletmenin ortaklarına ve devlete gerekli ödemeler yapılır. Yani işletmenin sahiplerine ya da ortaklarına paylar dağıtılır, devlete vergi ödemeleri yapılır. Sonra da kardan kalan tutar işletmenin öz kaynaklarına eklenir. <laughs> Muhasebe işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişim yaratan ve parayla ifade edilen işlemlere ait bilgileri raporlayan bir sistemdir. Muhasebe bu işlemleri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama bilgilerini kullananlar için hazır hale getirir. Muhasebe bir sistemdir. Bu sistem girdi, süreç ve çıktı aşamalarından oluşur. İşletmenin finansal faaliyetlerine ilişkin belgelerin toplanmasına girdi denir. Bu belgelerin kaydedilmesi ve sınıflandırılmasına süreç denir. Bu bilgilerin mali tablolar yardımıyla özetlenmesi Raporlanması ve yorumlanması ise çıktıdır. Muhasebenin temel işlevi bir işletmedeki mali olaylara ait belgeleri toplamak, kaydetmek, sınıflandırmak ve mali tablolar ile özetlemektir. İkincil işlevi ise yine mali tablolar yardımıyla işletmenin geçmiş dönemdeki performansını analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmektir. <laughs> Muhasebenin kökeni yazının bulunuşu kadar eskidir. İlk muhasebe kayıtları Babiller döneminde çivi yazısıyla kilden levhalara yapılmıştır. Muhasebenin bugünkü şekli çift yanlı kayıt sistemi ise ilk kez 1494 yılında Venedik'te İtalyan Luca Pacioli'nin eserinde ortaya çıkmıştır. Çift taraflı kayıt tutma sisteminin ilkelerinin yazılı olduğu bu eser muhasebenin başlangıcı olarak gösterilir. Domenico Manzoni 1540 yılındaki eserinde bu ilkeleri kuran ve uygulama açısından tam açıklığına kavuşturmuştur. Türkiye'de muhasebe uygulamaları cumhuriyetten önce sadece devlet muhasebesi ile sınırlı kalmıştır. 1940'tan sonra çıkan kazanç vergisi ve gelir vergisi kanunları ise muhasebenin ülkemizdeki önemini arttırmaya başlamıştır. 1968 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu tek düzen muhasebe sisteminin ilkelerini belirlemiştir. Komisyon tek düzen muhasebe sisteminin iktisadi devlet teşekkülleri için zorunlu, özel sektör için ise isteğe bağlı olmasını önermiştir. Muhasebe sisteminin ülke genelinde zorunlu olması için 1970'ten itibaren birçok farklı komisyon daha kurulmuştur. Muhasebe sistemi adına en somut adım 1992 yılında atılmıştır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ adında bir tebliğ yayınlamış. Böylece 1994 yılından itibaren muhasebe sistemi Ülkemizdeki tüm işletmelerde zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğ ile bazı temel başlıklar düzenlenmiştir. Bunlar muhasebe kavramları, muhasebe politikaları, mali tablolar ve tek düzen hesap çerçevesi ile ilgili açıklamalar olarak sıralanabilir. Ayrıca 2002 yılında idari ve mali özerkliğe sahip Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur. Ancak bu kurumun görevleri 2011 yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna bırakılmıştır. Muhasebe bilgi sisteminin ürettiği bilgilerin işletme içinde ve işletme dışında farklı kullanıcıları vardır. Belirli dönemlerde işletmenin varlık ve kaynak durumu ile faaliyet sonucu bilgilerinin işletmenin taraflarıyla paylaşılması zorunludur. Bir bilgi sistemi olarak muhasebe genel muhasebe Maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere 3'e ayrılır. Genel muhasebe tüm işletmelerin muhasebe sisteminin omurgasını oluşturur. Genel muhasebede geçmişte gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgiler özetlenerek raporlanır. Yasal düzenlemelerin gereklerine göre hazırlanması, geçmişe yansıtması ve finansal içerikli olması genel muhasebenin temel özellikleridir. Maliyet muhasebesinin temel amacı ise üretilen ürün ya da hizmetin maliyetini hesaplamak, finansal ve operasyonel içerikteki maliyet bilgisini raporlamaktır. Maliyet muhasebesi bilgileri yasal düzenlemelere göre değil, üretim ve teknolojinin özelliklerine göre oluşturulur. Yönetim muhasebesi genellikle büyük ölçekli işletmelere yönelik verilecek kararlarda Genel muhasebe ve maliyet muhasebesinin bilgilerini sistematik olarak kullanarak bilgi üretir. Yönetim muhasebesinin ürettiği bilgiler geleceği planlamaya ve yöneticilerin karar almasına yönelik bilgilerdir. Muhasebe, işletmelerde gerçekleşen finansal nitelikli olayları belirli bir sistematik içinde ilgili kişilere sunan bir bilgi sistemidir. İşletmenin geçmişine ilişkin bilgileri kaydettiği ve geleceğine yön verecek kararları etkilediği için bir anlamda işletmenin dilidir. Muhasebenin bugünkü şekli, çift taraflı kayıt tutma sisteminin ilkeleri 1494'te Pakiolo’nun eserinde yazılı hale getirilmiştir. Türkiye'de ise kamu iktisadi teşekküllerde tek düzen muhasebe sistemi 1968 yılında uygulanmaya başlamış. 1994 yılında da muhasebe sistemi uygulama genel tebliği yürürlüğe girmiştir. 2000'li yıllarda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu muhasebe standartlarını yayımlamış. Bu yetki Kasım 2011 yılında Kamu Gözetimi Bağımsız Denetim Muhasebe Standartları Kurumuna devredilmiştir. Bu programda muhasebe nedir? Muhasebe nasıl bir tarihsel süreç geçirmiştir? Muhasebe bir bilgi sistemi olarak nasıl kullanılır? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Genel Muhasebe 1 ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.